ileriye götürülebilmesi adına oldukça önemli olan unsurlardan bir tanesi. Ancak maalesef bugün de bu otomasyon sistemlerinin devletin tüm katmanları adına yapılandırıldığını, devlet içerisinde otomasyon sisteminin etkin ve fiyale olarak kullanıldığını söylemek maalesef mümkün değil. Bu otomasyon sistemi ki o zaman Maliye Bakanlığı'nın işlerini yürütme adına yapılmış olan bir otomasyon sistemiydi. Bugün zaten devre dışıdır. Ve bugün yeni yapılan sistem e-devlet uygulaması çerçevesinde yine ihaleyle ortaya çıkan, ancak bu ihale süreci içerisinde yapılması başarılamayan ve Maliye Bakanlığı'nın kendi çabaları ile Türkiye Cumhuriyeti'nden de aldığı destekle uygulamaya soktuğu bir sistemdir. Otomasyon sistemleri gerçekten çok önemlidir ve devletin bu bağlamda bu otomasyon sistemlerinin sek ve idaresini, kontrolünü, denetimini yapabilecek olan uzmanlara ihtiyacı var. Ancak bugün şunu görmekteyiz ki bu kapasitede bu sistemlerin idamesini sağlayabilecek yeterli sayıda uzmanımız maalesef yok. Kamuda çalışırken, bir kamu hekimi olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı o zamanki şartlar içerisinde bir otomasyon ihalesi yapmış ve otomasyonla ilgili olarak da bir yürürlüğe giriş olmuştur. Hekim olarak bu otomasyon sistemleri üzerinde birçok hastanın hasta bilgisini sisteme girmemize rağmen sistemin uygulamaya girişinden yaklaşık 1,5 yıl sonra şu ortaya çıktı. Sistem çöktü, hard disk yandı ve bütün bilgiler yok oldu diye ifade edildi. Demek ki bu tür uygulamaların olmaması adına Sayın Tatar'ın da biraz önce ifade ettiği o şartname koşulları çok doğru bir şekilde ve bu işin uzmanları tarafından hazırlanması gerekir. Yok. Eğer bu işin uzmanları tarafından hazırlanmamış bir ihale çıkımı söz konusu olursa sonuç o günkü yaşadığımız felaketle eş olabilir. İşte bu önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak olan bu tür ihalelerde buna çok dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bir ihale kapsamı içerisinde verilen en ucuz teklif her zaman en uygun tekliftir anlamına gelmez. Ve ülkedeki otomasyonla ülkenin devlet işlerinin halka verdiği hizmetin daha rahat, daha kolay yürütülebilmesi adına hükümetin bu konuda, bu dönemde bir duyarlılık içerisinde olması gerektiğini inancındayım. Hükümet programı çerçevesi içerisinde bu konularla ilgili çok güzel sözler söylenmesine rağmen daha erken midir bilemiyorum ama 100. günün doldurmasına rağmen hükümetin bu sistemlerin hayata girmesi adına henüz net bir adım da attıklarını görmüş değiliz. O yüzden son bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki Sayıştay Komitesi'nin toplanarak bu kararları süratle eritmesi çok olumlu bir davranıştır. Ben komite başkanını ve üyelerini, geçmiş komite başkanlarını ve üyelerini, çünkü burada birçok dosyanın incelenerek genel kurulun bilgisine getirildiğini bilmekteyim. Bundan sonraki süreç içerisinde de tabii ki daha yeni dosyalar gündeme gelecektir. O yeni dosyalar üzerinden de çalışma yapabilme imkanımız olacaktır. Bu yüzden bu komite çalışmalarını verimli bir şekilde devam ettirmesi iyi olandır, güzel olandır, elzem olandır. Otomasyon konusunda ise hükümet hızlı bir şekilde adım atmak durumundadır. 9-10 yıl,
15 yıldır bir e-devlet uygulamasından sürekli bahsedilmektedir. Kendi bakanlığım döneminde de 1,5 yıl bunun hayata geçirilmesi konusunda birçok hamle yapmış ama her yapılan hamlelere bir engele takılmış olan bir kişi olarak bu sorunun bir an önce çözülüp halkımızın bu çağdaş uygulamalara kavuşması en önemli dileğimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Özdemir Berova. Söz sırası Sayın Erhan Arıkçı'dan.